LGS'ye son 41 gün gerçekten zaman daralmaya başladı. Milletin Bakanı sınavın ertelenmeyeceğini söyledi. Bunu Paz Cuma günü yaptığı açıklamada söylemişti. Bizler dün online deneme sınavımıza girdik. İnşallah kaçırmamışsınızdır tongucsınavda.com'da. Şimdi de pazar gününde evde hala çalışmaya devam ediyoruz. Bu güzel günleri şu anda evde geçirmek gerçekten üzücü. Ama iyi bir liseyi kazandığımızda iyi ki evde oturup ders çalışmışım diyeceğiz. Ve hemen günün sözüyle, günün sözüyle başlamak istiyorum. Demiş ki tüm karar vermemiz gereken bize verilen zaman ile ne yapacağımızdır. Gerçekten de bize verilen bir zaman var. Yani sorular da böyledir. Soruda bizden ne istiyor? Bize ne verilmiş diye bakacağız. Şimdi bizden ne isteniyor? İyi bir liseyi kazanmam. Bize ne verilmiş? Sadece birinci dönem konuları indirim yapılmış. Ev okul sayesinde sizlere videolar veriliyor. Kitaplarınız var aileniz size destek oluyor. Çalışma masanız var gerçekten güzel bir e, şans. Birçok verilen şey de var ve bunların hepsini güzel bir şekilde kullanıp zamanla yayıp hedefimizi belirlediğimizde güzel bir sonuç bizi bekleyecek. Gün yorumuna baktığımız Ayşe Bulut 4 544 beğeni almış. Hızlı bir şekilde cevaplamaya başlıyorum. Şöyle birazcık yukarı çıkayım. Hatta şöyle biraz daha skopu şöyle yapalım ha. Şimdi daha iyi oldu. Kameramız birazcık sağlandı olabilir böyle. Sorularım tevekkül ederim. İnşallah herkes istediği liseye gider. Ne olur beğenin tonguç görsün demiş ve bakalım başlayalım. Şimdi tevekkül etmek neydi? Çalışıp sonucunu Allah'a teslim etmek. Bakalım şimdi. Ayşe Bulut ne diyor? Hocam matematik testini önümüze aldığımızda her 20 soruya 40 dakika mı vermeli yoksa anlayarak mı çözmeliyiz? Her soruya 2 dakika verildiğine göre 20 soruya 40 dakika vermemiz lazım. Bu önemli bir durum. Gerçekten de eğer yani bildiğimiz konulardan zaten biz birinci dönem konularını biliyorduk. O zaman sadece bildiğimiz konulardan yaptığımız bu denemelerde esasında gerçek sınavın provasını yapmaya başlamamız lazım. Yani yeni konu işliyorsak bilmediğimiz e, yeni bir konuya çalışıyorsak o zaman daha uzun süreli çalışabiliriz ilk başta. İlk başta bir denemeyi veyahut da bir soruyu beş dakikada çözebiliriz. Sonra zamanla dört dakika üç dakika hatta bir soruyu ilk başta öğrenirken yirmi dakikada bile çözebiliriz. O önemli değil. Ama bildiğimiz bir konuyla alakalı soruları yavaş yavaş değil artık süre tutarak çözmemiz gerekiyor. Ama konumuz eksik ...se o zaman uzun sürede çözebiliriz. 450 ve üstü çıkarmak için saat kaçta kalkmalı? Saat kaçta uyumalı? Günlük rutin ve her dersen kaç set yapmalıyız? Birincisi şu anda Ramazan ayı geldiği için... ...tabii ki çalışma saatlerimiz değişebilir. Ama erken kalkan şeker katar aşına. Erken kalkan içine şeker katar aşına. Biz diyelim ki sabahleyin erken kalktığımızı düşünelim... ...veyahut da iftardan sonra biraz dinlenip... ...yine erkenden kalkmış gibi güneyini başladığımızı düşünelim. Burada şu çok önemli... Günde 8 saat uyumamız gerekiyor ve aynı zamanda günlük rutin olarak her dersten kaç net yapmalıyız onu bilemem doğru yanlışlarını bilemem ama 90 soru sorulacak bize ve bu 90 sorunun 40 tanesi sayısal, 50 tanesi sözel. Dolayısıyla biz bunun 2 katı oranında ya da 3 katı oranında sorular çözmemiz lazım. Eğer 450 üstü çıkarmak istiyorsak bence bunun 3 katı soruyu çözmemiz lazım. 270 soruyu çözmemiz lazım. Hocam İngilizce inkılap dinlik kültürünü full edebilmek için nasıl çalışmalıyız? İngilizce'de kelime ezberi ve bol soru çözmek, inkılapta kronolojik öze çıkarmak, bu olaydan sonra bu olay oluyor diyebilmek ve milli bağımsızlık, milli egemenlik ve milli birlik ve beraberlik arasındaki farkı bilmek. Yani inkılaptan herhangi bir olayın milli bağımsızlıkla alakalı mesela Cuma günü daha doğrusu Perşembe günü 23 Nisan'ı kutladık. Bu neyle alakalı? 23 Nisan ne bileyim hocam? Hayır. Milli egemenlikle alakalı hemen diyebilmeliyiz. Din kültürü içinde tabii ki mutlaka konularımızı güzel bir şekilde okuyup soru çözmemiz yeterli. Zaten dinde zorlama yok. Dinde zor soru çıkmıyor. Ben günde 3 ders çalışıyorum. Bu program mı yoksa günde alt dersem çalışmak mı? Günde 3 derse mantıklı olabilir. Eğer güzel çalışma yapıyorsan bunu bozma. Çözüm kaynaktan bir tane daha elimde varsa onu tekrar niyetini çözmek işe yarar mı? Evet yarar. Hatta biz de diyoruz ki e, işte elinize eski kaynaklarımızı bitirdiyseniz diyelim ki şöyle örnek vereyim. Atıyorum mesela ilk tekrar kaynağını şimdi yeniden almak istemiyorsunuz. Önceden de almıştınız. O zaman yeniden çözmek istiyorsanız bunu bizdeki TAS uygulamasından ya da doğru kaynak uygulamasından tekrar çözebilme imkanınız var. Ama bir de bunun gerçeği varsa o zaman tekrar çözebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Ee, oradaki yanlışları bir daha yapmamak, bir daha dikkatli bir şekilde çözmek sana fayda sağlar. Siz bir videoda matematikte 100 soru çözerseniz fulletme oranı artar demiştiniz. Kaç doğru, kaç yanlış, kaç boş gerekir fulletebilmek için? Bir de ya fulletebilmek için hepsini doğru yapman gerekir. Bir de 5 denemeymiş gibi mi çözelim? Sürekli olarak yoksa hızlı ama anlayarak mı çözmeliyiz? Şimdi arkadaşlar günde 100 sorudan kastımız şu. Eksik olduğunuz konuyla alakalı, yeni öğrendiğiniz bir konuyla alakalı ilk başta temel sonra orta, sonra sınav tarzı sorular çözerekten 100 soru çıkabilirsiniz. 1- Hepsini 5 tane deneme gibi 20-20 çözmeye de bilirsiniz. Test soru sayısına göre çözebilirsiniz. Mesela şöyle aldınız. İlk tekrarda çarpanlara katlar. Çarpanlar ve katlarla alakalı kaç soru var burada? 5 Be soru var yeni nesil. O zaman siz burada şimdi çarpanlar ve katlar konusunda çalışıyorsanız bu kitapta çözeceğiniz soru sayısı bitti. Ondan sonra diğer konuya geçebilirsiniz. Ama hocam biz birinci dönem konularını zaten bitirdik. O zaman burada matematikteki çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, veri analizi, basit olayların olma olasılığı alakalı kaç tane soru varsa hepsini bitirip bunları da tabii ki doğru sürede. Yani ikişer dakika vermeyebilirsiniz. Biraz daha uzun verebilirsiniz. Veyahut da diyelim ki örnek veriyorum. Basit olayların olma olasılığında iyisinizdir. Burada bir soru iki dakika verirsiniz ama cebirsel ifadeler ve özdeşliklerde biraz daha zayıfsınızdır. O durumda biraz daha uzun süre verebilirsiniz. Matematik 100 sorunun hepsi yenisini mi çözelim? Hayır bazıları sınav tarzından biraz daha düşük seviyede olabilir. ...Mardin Felicis'ini tanıtabiliriz. 350 puandan 500 puana çıkmak zor mu? Bunun için günde kaç soru çözmeli? 350 puandan 500 puana çıkmak eskiden çok zordu. Hatta imkansızdı. Ama şimdi sadece birinci dönem konuları olduğu için... ...ve evde olduğumuz için çok zor değil. Yani en azından imkansız değil. Burada 270 soru çözerekten iyi bir çalışmayla ulaşabiliriz. Günde 250 soruyla 330 440 puana kolaylıkla mı... ...yoksa biraz zorlukla mı çıkılır? 250 soruyla 330 puandan 440 puana... E, ...bence ne zor ne kolay normal çıkılır arkadaşlar. Çünkü iyi bir soru çözüyorsan, güzel çözüyorsan ve yaptığın yanlışları anlıyorsan ne zorlanarak çıkarsın ne de çok kolay. Oh be rahatça çıktım dersin. Tam orta seviyede çıkmış olursun. Hocam normalde okulda deneme yaptığımızda 340-380 ama evden eğitim sistemi başladıktan sonra yanlışlarım arttı. Yanlışlarımın üstüne duruyorum ama bir türlü inmiyor ne yapmalıyım? Vazgeçmemelisin Ayşe Gerçekten bu işin temel mantığı vazgeçmemek. Sen 380 yapıyorken şimdi evde de çalışmana rağmen daha az puan yapıyorsan bu senin kötüye gittiğin işaret değil. Ya daha zor denemeler çözüyorsun ya da biraz daha yorgun kafayla çözüyorsun. O yüzden doğru bir saatte sabahleyin erken saatte düzgün bir şekilde ya da atıyorum Ramazan'da eğer o e, iftardan sonra çalışacaksan iyi böyle dinlenmiş bir kafayla evet başladım diyeyim telefonun odanın dışına çıkarıp düzgünce çözdüğüm bir denemede yine 340-380'den az alıyorsan o zaman ya deneme zordur ya da tam doğru bir şekilde çözmemişsiniz. Çünkü tam doğru bir şekilde sabahleyin erken kalkıp çözdüğünde ...ve süresini tuttuğunda bence 380'i çok rahat geçeceksin. Bunu istersen dene, göreceksin diyoruz. Günün kitabına baktığımızda Yeni Dünya Sabahattin Değerli Bir Öyküsü okumanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Günün okuluna baktığımızda Mardin Fen Lisesi 2019 YKS sonuçlarına göre... ...26 öğrencisinin 18. fakültesi kazanmış mükemmel bir başarı. Ve aynı zamanda günün kaynağı Zoru Bankası'nı alamayan, almayan... ...ben ikinci dönem konuları var için almak istemiyorum diyen öğrenciler için... İçindeki ikinci dönem konularını çıkarıp sadece birinci dönem konularını içeren dört tane zor bankasını set haline getirdik. Burada matematik, fen, Türkçe, inkılap tarihi ve İngilizce ile alakalı zor soruların olduğu bu kitaplarımızı mutlaka alın. Önceki zor bankasını alanlar almasınlar ama şimdiye kadar hiç almadıysanız bu sizin için bir fırsat. Bunları güzel güzel çözmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Günün sorusu fen bilgisi ile alakalı. Sizin için kebap benim için çok zor. Çünkü sizler çalışıyorsunuz, ben ise Konuyu tam bilmiyorum. Ben fenle matematiği bilmiyorum. Dolayısıyla sizler şu anda çalışaraktan çok güzel başarılar hak ediyorsunuz. Hadi bakalım. O güzel fen liseleri sizleri bekliyor. Çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar.